Başladı mı? Başladım, içine girdim. Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber şu görmüş olduğunuz sağda solda kalan yapışkanlarınızı saç kurutma makinesiyle nasıl çıkacağını göstereceğiz. Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bizim bir bebeğimiz vardı. Yani yok öyle Hala demeyeyim. var. Şöyle bizim bebeğimiz var arkadaşlar. Ona önleme başlı biz küçükken şunları almıştık. Bunlar varken tabii bebeğimiz dolaptaki kapaklarını açamıyordu. Ama sonradan öğrendi bunun taktiklerini. Şöyle basıyor, açıyor falan. Yani bunlar olduğu için şimdi artık tırvırı kaldı. Yani bir anlamı yok, her türlü açıyor. Biz de bunları artık sökmeye karar verdik. Şöyle söktüğümüz zaman da şunların yapışkanı kalıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları çıkartamıyoruz. Şöyle görüyorsunuz, elimle yapıyorum ama belli bir yere kadar çıkıyor. Gördüğünüz gibi mesela şunu çektim. Ne oldu? Burada kaldı. Ne olacak bu şimdi? Kalacak böyle. Ama kalmayacak işte. Biz onun çözümünü bulduk. Şöyle saç kurutma makinesiyle bu lekeyi kurutuyoruz arkadaşlar. Leke Isıtıyoruz. değil. Ne yapıyoruz? Islak Isıtıyoruz. mendil almadım. Bayağı videonun ortasından geçtin gittin. Başka? Yok. Onlar yabancı değil. Şimdi arkadaşlar ben bunu saç kurutma makinesiyle ısıtacağım. Isıttıktan sonra da ıslak mendil sürüp bunları kolayca çıkaracağım. Şimdi ıslak mendilimizi hazırlayalım. Şöyle koyuyorum. Ucuna yapıştı. Makinenin ucuna. Sen git şuradan gidelim. Şimdi bunu ısıtıyoruz arkadaşlar. Nasıl ısıtıyoruz? Şöyle. Evet. Şimdi ıslak Az mendili. oldu. Az mı oldu? Dolap ısındı mı? Az oldu çünkü. Çıkıyor çıkıyor. Bak. Biraz daha yapalım. Evet. Şimdi hemen sürtelim. Bence ısındıktan sonra ıslak mendile de gerek yok. Tırnaklı. Gelmez mi? Bilmiyorum ki. Güzel, evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 dakika bile olmadı. Yani ben Süreyya'nın muhteşem değişimi gibi bir şey olacak sanıyordum ama olmadı. Şimdi yine bu taraftakini de deneyelim. Sonra gidip bize hile orada yaptılar falan demesinler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle tırnakla şey yaptığım zaman iğrenç bir görünüm oluyor. Şimdi yine ısıtmaya geçelim. Biraz fazla ısıtman gerekiyor demek ki. Evet, az önce 15-20 saniye yaptık, olmadı. Ama 30 saniye yapınca. Bence yeterli. Evet, gördüğünüz gibi bu leke, bu yapışkanın hakkından geldik. Onu da çıkarttık. Bizden bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamının gelmesi için kanalımızı beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. İyi seyirler, hoşça kalın.